Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TYT Tarih kampımıza kesmeden devam ediyoruz ve geldik yeni konumuza. Yeni konumuz yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si. 10. gündeyiz. Umarım iyi gidiyordur. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen konulara geçelim. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdir? Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır. Başkent İznik'tir. Bakın, ilk başkentleri İznik'tir. MSÜ'de böyle bir soru tercih edilmiştir. İznik'in merkezde kurulan Türkiye Selçuklu Devleti'nin hükümdarı kimdir diye bir soru gelmişti değerli arkadaşlarım ve cevabımız Süleyman Şah'tı. Buna dikkat edelim. MSÜ'de soruldu. Dikkat, dikkat. TYT'de sorulabilir. Hiç belli olmaz. Şimdi 1. Kılıç Arslan dönemi hakkında sizlere bilgiler vereyim. Güzel yorumlar yapalım. Çaka Beyliği yine son veriliyor. Unutmuyoruz. Eğer bir hükümdar beyliğe son vermek istiyorsa Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak istiyordur. Yani ATSB'yi. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak istiyordur. 1. Haç Seferi gerçekleşti ve 1. Kılıç Arslan mağlup oldu. Savaşın sonucunda Kudüs Haçların eline geçerken Haçlı kontukları kuruldu ve merkez İznik'ten Konya'ya taşındı. İlk merkez neresiydi? İznik. Sonrasında nereye taşındı? Konya'ya taşındı değerli arkadaşlarım. Diğer bir hükümdar değerli arkadaşlarım 1. Mesut. Bakır para bastırıldı. Şimdi diyeceksiniz ki hocam 1. Kılıç Arslan döneminde neden para bastırılmadı? Çünkü hac seferlerinden dolayı zaman yoktu değerli arkadaşlar. O yüzden bağımsızlıklarını geç elde ettiler. Türkiye ismi bu dönemde kullanılmaya başlandı. Ve ayrıca 2. hac seferi gerçekleşti. 1. Mesut bu savaştan galip ayrıldı değerli arkadaşlarım. Bazı bilgileri alın değerli arkadaşlarım. Yani not tutabilirsiniz. Bilgiler bizim için önemli. TYT'de sadece yorum sorulmuyor. Bilgi soruları da soruluyor. Dikkat ediyoruz. Bizans'tan bir Yokefalon Savaşı gerçekleşti. Bakın bu savaşa dikkat. Bu savaşla Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşiyor. Ve yurt tutan savaş olarak tarihi kayıtlara geçiyor. Yurt açan savaş hangisiydi? Malazgirt Savaşı. Yurt tutan savaş bir Yokefalon. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Dikkat ediyoruz. Malazgirt yazalım. Bu dönemde altın para basıldı. Ekonomi iyi gidiyor. Danişmentlere son verildi. Ne demiştik? Bir beyliğe son veriliyorsa Anadolu Türk Siyasi Birliği sağlanmak isteniyordur. Bakın püf noktayı size vermişim zaten. Şunu not alın mutlaka mutlaka. 2. Kılıç Arslan döneminde ilk kervansaraylar inşa edildi. Bakın bu kavramlara dikkat edelim. Kervansaray ne demek hocam? Kervansaray tüccarların konakladığı yerdir. Ticaret amaçlı yapılan mimari eserlerdir. O yüzden dikkat etmemizde fayda var. İlk kervansarayın ismi Alayhan'dır değerli arkadaşlar. Şöyle bir durum var. 2. Kılıç Arslan ölmeden önce ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırıyor. Bazı öğrencilerim diyor ki hocam futbol takımı mı kurmuş? Bazen olabiliyor öyle şeyler. Değerli arkadaşlarım bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu bize ülke hanedanın ortak malıdır anlayışını gösteriyor. Yani geleneksel Türk anlayışını gösteriyor. Otorite zayıflar mı? Zayıflar çünkü kimin tahta geçeceği belli değil. Kavga çıkar, kan çıkar. 1. Gıyasettin Keyhüsrev dönemi. Antalya alındı. Demek ki yavaş yavaş denize gidiyor bu devlet. Liman şehrini aldı. Gevherne Sübe Darüşşifası inşa edildi. Dilim dönmedi. Darüşşifa ne demek? Hastane demek. Dikkat, bu kavramları bilmeniz lazım. Ticarette uğraşıldı. Hemen hemen tüm hükümdarlar döneminde ticarete uğraşılmıştır. Rüknettin Süleyman Şah döneminde Saltuklara son verildi. Amaç ne? Amaç Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak. Diğer önemli hükümdar İzzettin Keykavus. Şimdi neden Keyhüsrev hocam? Neden Keykavus hocam? Çünkü bunlar İranlıların etkisi altında kalmışlardır. Buna da dikkat edelim. Sinop alındı, ithalat ve ihracat merkezi yapıldı. Coğrafi konum olarak Sinop nerede? Karadeniz'de. Demek ki bu devlet Karadeniz'de etkin bir konuma gelmek istiyor. Sinop'ta ilk tersane açıldı. Tersane gemi yapım yeridir. Donanma yeridir. Unutmuyoruz. Kıbrıs ve Venedik krallıkları ile ticaret antlaşmaları yapılıyor değerli arkadaşlarım. Bakın bu devlet ticarete çok değer veriyor. Bu devlet deniz ticareti yapmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani Büyük Selçuklu Devleti gibi değil. Büyük Selçuklu İran sınırları içerisinde olduğu için deniz ticaretiyle uğraşmamıştır. En önemli hükümdara geldik. Alaaddin Keykubat dönemi. Değerli arkadaşlarım. Şimdi Alaaddin Keykubat. Alanya alındı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi var. İnşallah yani inşallah diyorum da belki bazı öğrencilerim Alanya'yı istemezler ama Alanya'yı ben
Öneriyorum değerli arkadaşlarım. Güzel bir üniversite. Yer olarak da güzel bir yer tabii. Güzel bir yer yani. Neyse. Harzem Çağları ile Yassı Çemen Savaşı yapıldı ve kazanıldı. Bakın. Bir savaş kazanıldı ve kazanıldı. Size çok olumlu olarak gözüküyor değil mi? Oo, savaş kazanıldı. Vay be, harika diyorsunuz. Ama bir de olumsuz yanı var. Moğollar. Moğolları bilen var mı? Moğollar tarihin görmüş olduğu en yağmacı kavimdir. Acıma yok. Duygu yok. Öldürürler sadece. Dünyaya egemen olmak isterler. Moğollara geçit açılması hiç iyi olmadı. O yüzden Alaaddin Keykubat ne yapacak? Moğol tehdidine karşı imar çalışmaları yapacak. Hocam, imar ne demek? İmar, bakım ve onarım demektir. Unutmuyoruz. Mengücek'lere son veriliyor. Erzincan ve çevresinde kurulan bir beyliğe son verildi. Suudak limanı alındı. Artık deniz aşırı seferler gerçekleşecek değerli arkadaşlarım. Biz bu döneme en parlak dönem diyoruz. Alaaddin Keykubat zehirlenerek öldürülüyor ve öldürülmesinde etkin rol oynayan kişi Saadettin Köpektir değerli arkadaşlarım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam niye köpek diyorlar? O dönemde köpek iyi anlamda kullanılıyordu. Çünkü biliyorsunuz ki köpekler sadıktır. Saadettin Köpek de öyleydi ama sonradan bozuldu değerli arkadaşlar. İkinci Gıyasettin Kehüsrev dönemi. Küçük yaşta tahta geçen bir hükümdar. O yüzden bu dönemde isyanlar baş gösteriyor. Türk tarihinin ilk dini nitelikli isyanı Baba İshak isyanıdır. Büyük bir isyan devlet zorla bastırıyor. İlhanlılarla yani Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han ile Köse Dağı Savaşı gerçekleşti ve kaybedildi. Moğollara geçidi açarsan maalesef. Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu. ATSB bozuldu. İkinci Beylikler dönemi başladı. Birinci Beylikler Malazgirt Savaşı'ndan sonra, ikinci Beylikler Köse Dağı Savaşı'ndan sonra en önemli beylikler Osmanlı Beyliği, Karaman Beyliği, Karesi Beyliği, ne güzel yazdı, doktor yazısı gibi maşallah. Karesi Beyliği, Menteşe Beyliği, Saruhan Beyliği gibi önemli beyliklerdir. Siz beni dinleyin. Türkiye Selçuklu Devleti Moğol egemenliği altına girdi ve Moğol istilası başladı. Bakın, Moğol istilası olumlu sonuçları da beraberinde getirmiştir. Nasıl olumlu hocam? Çünkü Moğol istilası sonucunda değerli arkadaşlarım, Anadolu'nun Türkleşme süreci hızlanıyor. Bu beyliklerin kurulmasıyla. Anlaştık mı? Şimdi bu dönemde sen neyi bileceksin? Mevlana'yı bileceksin. Mevlana Celaleddin Rumi. Yunus Emre'yi bileceksin. Risaletün Nusiye. Ravendi'yi bileceksin. Bu dönemin en önemli kişileridir. Koca Hasan Medresesi bu dönemde inşa edildi. Deniz ticaretiyle uğraşıldı. Haçlarla mücadele edildi. Bakın önemli bilgiler bunlar. Şıklarda karşımıza çıkar. Devlet meseleleri divanda görüldü. Divan günümüz meclis anlamı taşıyor. Divan-ı Mezalip. Değerli arkadaşlarım şöyle yapalım. Hac seferlerinden de bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar. Divan-ı Mezalim günümüz Anayasa Mahkemesi'dir. Hükümdar bizzat başkanlık eder. Buna dikkat. Divanı inşa yazı işleridir. Divanı istifa mali işler. Divanı arz ordu işleri. Güzel yapıyorum değil mi? Divanı israf divanları teftiş eder. Hangilerini hocam? Yazı ve maliyeyi teftiş eder. Bu devlet Fars kültürünün etkisi altında kalmıştır. Kehüsrev, Keykubat ve Keykavus gibi. Ben bahsetmiştim zaten az önce. Hac seferleri hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere. Sebepler: Türkleri Anadolu'dan atmak, Kudüs'ü geri almak, Papa'nın güçlenmek istemesi, Doğu'nun zenginliklerine ulaşma isteği ve Feodalite'nin güçlenmek istemesi. Feodalite toprak sahiplerine verilen isimdir. Büyük toprak sahipleridir bunlar. Bakın en önemli sebep dini sebeplerdir. Kudüs'ü geri almak en önemli etkendir değerli arkadaşlarım. Sonuç: Papa ve kilise güç kaybetti. Feodalite zayıfladı. Kudüs Müslümanlarda kaldı. Avrupa kültürel yönden zenginleşti. Haçlar birinci Haç seferinden galip gelirken diğer üç seferden ne yazık ki, ne yazık ki demeyelim gerçi. Hristiyan taraf neyse. Müslümanım bu arada hemen endişeye kapılmayın. Değerli arkadaşlarım. Birinci Haç seferini Haçlar kazandı. İkinci Haç seferini Müslümanlar. Üçüncü Haç seferini Müslümanlar. Dördüncü hac seferi amacından saptı ve İstanbul yağmalandı. Yani dördüncü hac seferi Hristiyanlar arasında gerçekleşen çatışmalardır. Anlaştık mı? Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Not tutmayı unutmayın. Hoşça kalın.